Mükemmel bir yer. Ee, inanılmaz bir tarih kokuyor burası. Tonlarca toprak tahliye edildi. Tünel yıllar sonra tekrar gün yüzüne çıktı. Duyanlar fotoğraf çekmek için yarıştı. Yeni keşfettik biz de burayı. Fotoğraf çekiniyoruz. İkinci Abdülhamit'in baş mabeyincisi Sarıcazade Ragıp Paşa, İstiklal Caddesi'nde yaptırdığı 3 ana, imparatorluğun yayıldığı 3 kıtanın ismini verdi. Anadolu, Afrika ve Rumeli. Mazgal deliklerinden bakıldığında yürüyen insanların göründüğü bu yer Rumeli Han. Tam da İstiklal Caddesi'nin göbeğinde yer alıyor. Yapımına bakıldığında ise 1894 yılında tamamlandı. Osmanlı Padişahlarından 2. Abdülhamit'in baş mağbencisi Salı Cezade Ragıp Paşa tarafından yapıldı burası. Avrupa'nın simgesi aslında Rumeli Han, Afrika Han ve Anadolu Han olarak. Burada tüneller var, üçü birbirine bağlantılı. Büyük ihtimal yani Osmanlı'nın üç kıtaya hakim oluşundan kaynaklanıyor, onun simgesi. çalışma var zannediyorum. İstiklal Caddesi'nin aslında altına sayılırsınız. Evet evet o ilgi çekici olan şey zaten o üstten yürüyen insanları falan da görebiliyoruz zaten bayağı iyi tüneli görenlerin en çok dikkatini çekense pasajda yürüyenlerin aşağıdan görülmesi. Sarıcazade Ragıp Paşa tarafından 80 bin altına yaptırıldığı belirtilen bu han toplam 8 kattan oluşuyor ve içinde 160 oda var. Aynı zamanda 8'de dükkan bulunuyor ve en alt kısma bakıldığında ise 3 ayrı bölümden oluşmakta. O bölümlerde de birbirinden bağımsız onlarca oda var ve o yıllarda bu odalar depo olarak kullanılıyordu. Güzel bir şey aslında yerin altında olması. Tarihimizi yansıtıyor zaten burası. Hala galiba şu an yapım aşamasında. Restorasyonun tamamlanmasıyla tünel çeşitli projeler içinde kullanılabilecek.